Bu kadar üretken olmanızı sağlayan motivasyon kaynağınız ne? Sizler tabii ki. Zeki Müren gibi cevaplar vermek istiyorum. Sabah kalkıp portakal suyumu içtikten sonra sporumu alıyorum. Fütursuzca okuyup yazmaya çalışıyorum. Eğleniyorum aslında bu yaptığım şeyle. Bence hepimizin de bu cesarette, bu inançta, bu motivasyon da olması gerektiğini düşünüyorum şu yaşadığımız çağda. Yani Goethe'nin de böyle insanı çok heveslendirecek bir lafı var ya, güneş altında yazılmamış, söylenmemiş söz yoktur diye. Yani ondan sonra insan düşünüyor, acaba boşuna mı bir şey yazıyoruz ya da bir şey düşünüyoruz diye. Ama yine de bu çağ tam bir üretim çağı bence. Böyle kolektif düşüncenin, kolektif zekanın, kolektif üretimin çok ön planda oldu. Ne mutlu ki en sonunda o kafaya gelebildik hep beraber. Kaynaklar bu kadar azalırken, dünya bu kadar hızla ısınırken insanlar kolektiften başka bir şey bulamıyorlar çare olarak, ne güzel ki. O yüzden de bu üretim bence biraz da o. Yani karşılıklı fikirlerin yansıması, onun birlikte çoğalması, bu dağınık zihin. Şimdi Z kuşağı ile ilgili en çok yakınılan şey o dağınık zihin. Çok dağınık zihinleri var, konsantre olamıyorlar falan diye. Ben bunun bizim zafiyetimiz olduğunu düşünüyorum aslında. O yüzden üretim de çokça yazıp, çokça düşünüp, çokça üretip sonrasında onu sadeleştirip insanlarla karşılaştırmaya çalışıyorum daha çok. Çünkü yani yazdığım her şey, aklıma gelen her fikir seyirciyle ya da okuyucusuyla buluşmamalı zaten. Böyle. Banka reklamlarında oynamanız görüşlerinize çelişmiyor mu? Çelişmiyor, en azından benimkilerle. Bir soru yok, tebrik varmış. Tebriğe de çok teşekkürler. Joseph K. oyunumuzu izlemişler. Güzel bulmuşlar. Rol ve yol arkadaşlarımızla birlikte başarılarımızın devamını dilemişler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fark ettiğiniz için Joseph K'yı ve bizi. En sevdiğiniz film ve en sevdiğiniz aktör kimdir? Philip Seymour Hoffman en sevdiğim aktördür. En sevdiğim film de ne zor soru ya. Full Metal Jacket diyelim. En sevdiğim filmlerden yazalım bari, en sevdiğim filmi. Merhaba Mert Bey, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Dastas neden Ataşehir'de, nasıl ortaya çıktı? Dastas isminin hikayesi var mı? Dastas aslında isim olarak bizim için bir yansımanın ismiydi. Yani öyle isimlenmesiydi diyelim. Çıs çıs gibi, pıs pıs, dastas bir müzik. Aslında sound'u olan böyle kulağa daha müzik müzik gelen bir duygusu vardı. Çünkü böyle yemek, müzik, tiyatro ve atölyeleri ortak bir isimde buluşturamayacağımızı böyle Harun, Koray, ben, Muzaffer ve Didem hep beraber otururken fark ettik. Harun 3 saniyede fark etti. Benim bunu kabul etmem 1 dakika aldı. Ama günün sonunda dedik ki tamam, biz demek ki bir yansımayı koysak çok daha etkili olacak. Bir de böyle bir Alman ekolü ağırlıklı bir yapımız olduğu için de böyle das, ist, das ve işte ve sonunda gibi filan böyle bir yere de gidiyordu Dastas. Herhalde birazcık da ondan. Çok ilginç, ekşi sözlük koydu aslında bu ismi, biliyor musunuz? Bak denk geldi, söyleyelim. Dastas'ın ilk entrisi, biz Dastas'ın ismini bulduktan sonra hemen böyle bir ekşiye yazdık Dastas diye. Yazar yazmaz ortak müzik, ortak tiyatro zevki, ortak sanat anlayışını benimseyen arkadaşların birbirine taktıkları isim diye bir şey çıktı. Dedik ki vay be, isime bak. Yani ekşi sözlük bize isim hediye etti. Millet böyle ajanslarla falan çalışır ya. Bir yandan da gerçekten ajansla çalışıyorduk o sıralar ama hani o isimlerden biriydi böyle konuştuğumuz hep kendi aramızda bir ajansla. Sonra yani tamam budur dediğimiz şey Ekşi'deki 2001 tarihli ya da 2011 tarihli bir entry'dir yani. Ekşi Sözlük yazarları sizler koydunuz Dastas'ın ismini. Şimdi de kalkıp sormayın lütfen. Harun'la ortak olmak nasıl bir duygu? Vallahi Harun'la ortak olmak şahane bir duygu. Bir kere tam bir Alman ekolü kendisi. Ben de biraz Ankara Üniversitesi'nden ve İsveç'ten kaynaklı çok benzer kafalardayız onunla. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Hayranı olduğum birisiyle ortak olmak şahane bir duygu. Mümkün mertebe çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Yani gerçekten çünkü hem ilham veren birisi, çok rahat, hızlı sonuca gidebildiğim bir problem olduğunda ya da bir şey, bir üretimimiz olduğunda çok hızlı sonuca gidebildiğimiz bir ilişkimiz var o anlamda. Ben şanslı ve mutlu hissediyorum kendimi. Fest Together gibi etkinlikler, örneğin Live Aid, Farm Aid daha önce de yapıldı. Ancak uzun vadede dünyanın kötü gidişini değiştiremediler kesinlikle. Siyasi kararlar kadar etkili olamadılar, doğru. Durum böyleyken Fest Together'ın bilet alan insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlama amaçlarının dışında kısa vadede nasıl yararlar olabilir? Samimi görüşünüzü merak ediyorum. Ben aslında kişilerin sorumluluk almasıyla başlayacağını düşünüyorum. En çok da kent insanının. Yani çünkü en büyük atığı bizler üretiyoruz. Bilet almak bir katkı sivil topluma.
bizim işte içinde bulunduğumuz dernekleri ve Festugerdir'in devamına. Ama dediğiniz gibi yani Live Aid'de, Farm Aid'de, yani bir Bob Geldof'ta, bir Mert Fırat'ta ya da festivalde benim gibi birçok anlamda hizmet edecek, birlikte destek verecek Itır Erhat gibi, Ali Ercan Özgür gibi arkadaşlar, işte festivalin yöneticilerinden İksem Başarır gibi kişiler tek başlarına etkin olamayacaklar. Bu anlamda galiba herkes herkesin sorumluluğunu alıp uyarmakla başlayacak hikaye. Mesela bisikletli bir gün yapabilir miyiz acaba hayatımızda? Haftanın bir gününü bisikletli geçirmek gibi. Bu böyle bir şeye geldikten sonra acaba bu bir politik karara da ya da politik vaate de dönüşebilir mi? İstanbul'u biz bir gün bisikletli ve tamamen yürüyüşe dönüştürebileceğimiz bir hale getireceğiz. Ya da karbon ayak izi üretmeden ulaşım sağlayabiliyor olacağız diyebilecek bir belediye başkanı belki de daha çok oy alacak. Ya da bir siyaseti çıkıp diyecek ki kentlerin nasıl bir solunumla hani yaşadığımızı, ya oksijen kalitemizden belki dem vuracak belki bir gün gelecek. Maalesef dünyanın her tarafında kötü şartlardan dolayı, hava şartlarından dolayı aslında kirlilikten dolayı ölümler arttıkça belki de bu artık işin siyaseti değil zorunluluğu haline gelmeye başlayacak. Ve bunlar çok uzak ihtimaller değil, şu anda zaten mevcut rakamlar var ortada. Galiba 68 kuşağının 85'te yaptığı, işte Bob Geldof'un 13 Mayıs 1985'tir gerçekleştirdiği etkinliğin tarihi. Küresel ısınma ve dünyanın bu gidişatı, o kadar uzak değiliz ve o kadar romantik bir durumda değiliz artık. Dolayısıyla evet, bizi ne Mert Fırat, ne Bob Geldof, ne Festugerdir'ler kurtarmayacak ama bir noktaya getirecek ve işin ciddiyetini daha da iyi anlatacak. Mesela ben et yememeyi asla düşünmeyen birisiyim. Yani böyle nasıl et yemeyeceğim acaba falan, hani böyle üstelik Antakyalıyım falan. Nasıl olacak o iş falan diye. Şimdi çok azalttım hayatımda, yani sadece pesketeryan oldum neredeyse. Çünkü yıl içinde kullandığım uçakla yediğim etin oranının, yani etten dolayı oluşan karbon salınımının neredeyse 5 katı olduğunu gördüm. Şimdi böyle olunca hem bunu söylemeye devam edip hem böyle yaşayamayız. Mesela arabamı değiştirdim. Daha az araba kullanmaya başladım. Artık biraz daha hibrit bir motorla, daha çok elektrik kullanan bir arabayla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bütçemi oraya doğru ayarlamaya çalışıyorum. Kendimde yaptığım fiziken değişikliklerden birkaçı mesela daha çok yürümeye, daha çok bisiklete binmeye çalışıyorum. Hani şimdi bu her birimiz mesela sigarayı bıraktım. Bir dönem böyle sigara içen birisiydim. Sigara içmiyorum. Çünkü hem böyle küresel ısınma falan gibi dünyadan sigara içmek falan çok samimi gelmiyor. Dolayısıyla galiba işte şekeri bırakmak da bir şey. Nasıl bir sanayi doğurduğunu farkına varıp. Yani aslında yapılabilecek çok şey var. Evet, uzun vadede politik kararlarla hikaye bir yere geliyor, bir şey oluyor ama ne olursa olsun ben hala bizlerin yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz bu meseleyi ne kadar popüler hale getirebilirsek tırnak içinde, ne kadar bizlere karşı kullanılacak oylarımızı alma yönelik bir materyal haline getirebilirsek, eminim siyasetçileri harekete geçireceğiz. Yani Greta bugün çıkıp Birleşmiş Milletler'de konuşma yapabiliyorsa New York'ta iklim meselesi üzerine, Atlas işte bir sürü insanı etrafına toplayıp Greenpeace'le birlikte Türkiye'de bir hareket doğurabiliyorsa, bizlerin de küçük de olsa bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum ama en çok da bu soruyu soran, sizin gibi düşünenlerin bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet, sadece bilet alarak sorumlulukla bu işin kısa vadede böyle çözülemeyeceğini bilen ve farkında olan kişilersiniz. En çok da zaten bu bakış açısında olan, durumun bu kadar farkında olan insanların çevreye bunu anlatmasıyla sağlanacak. Anlatmak demişken de 17 hedef, bizim 17 amaç Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın hayatımıza böyle bir düstur ederek geneline yaymamız ve aslında bir biçimde özümsememiz gerektiğini düşünüyorum. Daha güzel bir dünya hedefiyle ilerleyebilmek için. Fazla zeki, akıllı, bilgili olmayan bir arkadaş diyor. Fazla zeki, akıllı olmayan bir arkadaş diyor. Yani ben size böyle şey gibi tonlamayla, hani fazla zeki fakat akıllı olmayan. Yetersiz birikimli aydın görünme çabası riskli iştir diyor. Eline yüzüne bulaştırırsın diyor. Ben bu konularda anlamıyorum da geç diyor. Niye zorluyorsun ki diyor. Boyun aşan mevzulara girme diyor, siyaset diyor. Sonuçta bir sanatçı değil, sıradan bir oyuncusun sen diyor. Kimsenin senden çok beklentisi yok, bunu bil, ona göre davran bence diyor. Bence çok doğru diyor, bir bakış açısına göre. Yani evet, bu bir tercih. Ben zaten şeyle hiç derdim yok yani. Ne akademik bir kimlikle bir konuda görüş bildiriyorum, ne de bir siyasi kimlikle, çok şükür. Aslında bir partinin temsilcisi ya da bir akademi arkasına almış ve oradan
bir bilgiyi dillendiriyor olsam olabilir. Fakat fitursuzca, fakat tabii temelleri olan düşüncelerin paylaşılması gerektiğini düşünüyorum o tarafta. Bundan da bir rahatsızlık duymuyorum. Mümkün mertebe, ne bileyim, fikir beyan edilmeli diye düşünüyorum. Bu da bir özgürlük alanı, doğru yanlış. Ses, endam, karizma, yeteneği bir anda barındıran nadir element demiş bana. 12 yaşındayız sanki. 12 yaşında gibi hayranıyız kendisine demiş. Çok teşekkür ediyoruz vallahi. Böyle deyince bir şey diyemiyorum ki. Sen bir de beni 12 yaşında görseydin. Sosyalist geçinip, sosyalist mecmualarda boy gösterip, sosyalist mecmualar mı? Var mı ya? Sonunda sosyetik bir hanımla nişanlanan tuhaf kişilik diyor. Evet. Yıllar evvel ilk banka reklamında oynadığında ablam bu adam solcu sosyalist falan değil, kapitalizm eleştiren adamın reklamlarında ne işi var? Hele bir insanları borç batağına sürükleyen kredi kartı reklamlarında oynuyor demişti. Ama ben film çekmek için bir yerden para bulmak zorunda demiştim de gülmüştüm. Şimdi ona hak veriyorum. Büyük hayal kırıklığısın Mert Fırat demiş. Evet, bu da bir bakış açısı. Fakat yani idil bir bakış açısına yerleştirilmiş böyle hani şeyin, ne denir, magazinin böyle sosyetik güzel falan diye adlandırdığı biri. İşte o hani böyle bir takım medya diyorlar ya bazen. Şimdi öyle öyle bakış açısına oraya konumlamaya çalışıyorlar idil ama hiç öyle birisi değil. Tam tersine çok başka görüşleri olan, şimdi İdil'in görüşlerini ben burada anlatmak durumunda kalmayayım. Ama benim için zaten kişinin dünya görüşü çok önemli. Bir hayat yaşayacağım için çok önemli. Ama bundan daha çok nasıl birisi olduğu önemli. Nasıl böyle bir kültürel altyapıdan geldiği önemli. Hayatım boyunca onunla geçirmeyi taahhüt ettiğim ve öyle istediğim için dolayısıyla ne kadar sıkılmadan konuşacağız, ne kadar çok şey paylaşacağız o önemli. Umarım uzun vadede benim kadar tanıma fırsatımız olur. Bir biçimde. Çünkü çok eğlenceli, çok derin sohbet edebildiğim birisi. O yüzden sosyetik ya da sosyalist olmasıyla çok ilgilenmiyorum. Konuşabildiğim, paylaşabildiğim bir insan olmasıyla ilgileniyorum ki kendisi sosyalist bir insan bir tarafıyla da. Bir de yani şimdi 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz şu şartlar ve durumlar içinde banka reklamı, kapitalizm, kredi kartı, bankalar, krediler. Ya bunlar artık öyle farklı okumalara evrildi ki yani kapitalizmin tanımı değişti ki zaten çöktü biliyorsunuz çok yakın zamanda kendisi. Yani dolayısıyla artık biz eski bakış açılarında değiliz. Yani ben kendi adıma hiç değilim. 25 yıldır halk evciyim ve hala da halk evindeyim. Hala sonuna kadar destekliyorum. Fakat artık kapitalizmin bu kadar dar bir yere sıkıştığını ya da görüşüm bu kadar dar bir yere sıkıştığını düşünmüyorum. Ben bir kaynak varsa onun sonuna kadar ele geçmesi ve kullanılmasından yanayım. Harcamalarımı da ona göre yapıyorum, yatırımlarımı da ona göre yapıyorum. Beklentimi de oraya doğru konumluyorum. Bence bu bizler için ya da bizler aynı cephede olduğumuzu düşündüğüm için söylüyorum. Konulmuş bir blokaj. Bize bu zokayı yutturdular. Dediler ki sosyalistler ya da toplum için düşünen kişiler, illa sosyalist olmak zorunda da değiliz. Özgürlükçü bakış açısına sahip kişiler diyelim. Bir biçimde kapitale sahip olmamalıdır. Yani bize paylaşımı da başka türlü anlattılar. Bizim parayla ilişkimize çok ciddi blokaj koydular. Dolayısıyla aslında bu eşiği aşmak gerektiğini, bu zokayı artık yutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece lafta da bırakmayıp teoriye de döküp bununla ilgili çeşitli çalışmalar da yapıyorum. Umarım başka bir mecrada yeniden bu konuda tartışmaya fırsat buluruz. Çünkü gerçekten bence değerli bir soru. Başkası, benim çok takip ettiğim birisi yapsaydı böyle ya 10 yıl banka reklamında oynadım be abi filan. Ben de bir konuşmak isterdim acaba ne düşünüyor diye. O yüzden teşekkür ederim. Ama soru değildi zaten, yorumdu. Ben niye ona soruymuş gibi davrandım? İnsan ilişkilerine sık yapılan hatalar. Ön yargılı yaklaşmak. Biraz sabırsızız. Karşımızdakini gerçekten dinlemek konusunda. Böyle öfke kontrolümüz biraz şey. Ne yazık ki toplumca hiç iyi durumda değil. Öfke kontrolü hem sözel olarak bir konuda tartışırken birini aynı fikirde olmadığı birini ikna etme konusunda çok zorluklar yaşıyoruz o anlamda. Yani kendimizi kontrol etmekte. Ben bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Daha şiddetsiz bir iletişimin sahibi olmalıyız, peşinde olmalıyız diye düşünüyorum. Antidepresan etkisi gösteren şeyler. Kedi sevmek, kedi mıncırmak. Efendime söyleyeyim, sevdiğiniz arkadaşlarınızı çağırıp eski günleri yad etmek, birlikte film seyretmek. Şöyle yağmurlu bir günde kahveyi alıp Baba serisini baştan aşağı şöyle seyretmek falan olabilir. Yapacak çok şey var. Antidepresan etkisi olabilecek. Öyle. Ekşi itiraf diyor. İtiraf ediyorum, galiba azıcık disleksik özellikler gösteriyorum. Twitter, Facebook, Instagram gibi yerlerden yazdıklarımı arada bakın. Beni uyarın. Çok korkunç şeyler yazabiliyorum. Yani harf hatası, kelime hatası,
efendim imla hatası ne ararsam var bende. O hızla yazıyorum ve post ediyorum. Yani olursa söyleyin. İtiraf ediyorum burada. Çok teşekkür ediyorum değerli sorularınız için. Vakit ayırıp böyle bu zamanı benimle paylaştığınız için. En yakın zamanda oyunlar çıktıktan sonra fırsat buldukça özellikle gece saatlerinde böyle 1-2 saatimi ayırıp bu başlığın altına yazacağım. Cevap vermeye çalışacağım dilim döndükçe. Çok teşekkür ediyorum Ekşi Sözlük yazarlarına ve Ekşi Sözlük'e. İyi ki varsınız.